Bak su getirdim sana. Gece susarsan içersin. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. Ben İstanbul'dayken hani bazen geç gelirdim eve. Sen hani beklerdin. Uyumazdın. Ben ne kadar geç gelirsem geleyim. Beklerdim. Nereden çıktı şimdi? Ama ben eve geldikten sonra da uyumazdım. Benim uyumamı beklerdim. Ben uyuduktan sonra uyurdum. Hatırlıyor musun? Sen uyumadan bize dönmüşsün gibi olmuyordu çünkü. Gözüm açıkken hep sanki her an bir yerlere gidebilecek gibiydin. Ne bileyim işte, öyle saçma sapan bir şey. Kalsana biraz da. Ben uyuyana kadar. Sakarya'dan 14 yıl önce kaybolan gazeteci Kemal Tarhan'a ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Sakarya Emniyetinden yapılan açıklamaya göre isimsiz bir ihbar üzerine organize şubeye bağlı ekipler tarafından bulunan ceset kalıntıları kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi. Gazeteci Kemal Tarhan geçtiğimiz günlerde cezaevinde vefat eden organize suç örgütü lideri Selçuk Taşkın'ın yasa dışı faaliyetleriyle alakalı defalarca haber yapmış, aynı tarihlerde ortadan kaybolmuştu. Kemal Tarhan'ın kaybolmasından sorumlu tutulan Selçuk Taşkın ve Halil Sadi Sancaktar o dönem gözaltına alınmış ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Evet. Şimdi Halil Sadi düşünsün. Sayın Başsavcım. Selim, günaydın. Günaydın. Haberler iyi. Fatih Doğanay olayının failleri teslim olmuş ve senin suçsuz olduğunu itiraf etmişler. Sahi mi söylüyorsunuz Başsavcım? Peki bu azmettiren kim, onu biliyor muyuz? Azmettireni görmediklerini ama özellikle senin isminin geçmesini istediğini söylemişler. Söylemeyecekler tabii, ona çok doğal. Önemli olan sana komplo kurulduğu kesinleşti. Görevine dönebilirsin. Ama soruşturma sürecek, bunu bil ve çok dikkatli ol. Anlaşıldı Sayın Başsavcım. Selim. Şu bulunan ceset olayı. Senin parmağın var değil mi bu işte? Ben görevde değildim biliyorsunuz. Aha. Tabii, tabii. Yine de tebrikler Selim. Saygılar Sayın Başsavcım. Saygılar, saygılar. Allah'ım! Bu nasıl bir sabah? Allah'ım! Bu nasıl bir sabah? Anne? Anne? Ne? Ne oldu sana? Ne oldu? Dalmışsın ya. Yok. Hadi madem çıkalım mı? Geç kalıyorum yavaştan. Dur ya, bitir şu tabağındakileri. Var daha vaktimiz. Gece geldiğini duymamıştım. Geç mi geldin teyze? Geç geldim. Babanla mıydın yoksa? Babanlaydım, konuştuk. Sana ne oldu? Hı? İyi misin? İyiyim. Akgün abi geri mi döndü? Hani nerede? He, benzetmişim ablaya. Çaylarınızı tazeleyeyim mi ben? Nasıl? Her aşkım. Teşekkürler teyze. Yağmur? Hı, olur. Bir dakika. Dur daha, sen içme tamam, hadi kalkacağız.
Babandır. Babacığım günaydın. Yavrum benim ne haber? İyiyim sen? İyi. Gel. Hoş geldin. Bu galiba Yağmur'a gelmiş. Kapıda buldum. Günaydın. Günaydın. Bugün ayrı bir yakışıklısın. Hadi canım. Vallahi çok iyi görünüyorsun enişte. Bir kendine gelmişsin. Yanaklarında pembiş pembiş olmuş. Ben emniyete gidiyorum şimdi. Gitmeden de size bir uğrayayım. Güzel bir haber vereyim dedim. Ne haberi? Göreve geri döndüm. Gerçekten mi? Süper. Çok iyi enişte. Nasıl olmuş bu? Vallahi bilmiyorum. Fatih'e saldıran adamlar teslim oldu. İfade vermişler. Birisi özellikle benim adımı kullanmalarını istemiş. Niye teslim olmuşlar öyle birdenbire? Artık yani bilmiyorum, paralarını mı alamadılar, bir anlaşmazlık mı çıktı aralarında, orası belli değil. Çok da ilgilenmiyorum zaten. Boşver. Yağmur. Hı. Sen iyi misin? İyiyim. Gel bir sarılayım sana da ya. Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol. Peki Fatih'e niye saldırmışlar, o belli mi? Fatih abiye de mi düşmanlarmış? Kadın adı Macide, kocasının adı da Ömer. Ama Macide daha sonra doğru adamla evleniyor. Yani Bedri ile. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bu esas azmetlerinin ifşa olmasını istemiyorlar. O yüzden de böyle bir kod adı koymuşlar. Adamın adı da Bedri'ymiş sözde. Ama belli ki savcımın düşmanı çok. Çok kendi kendine yapmış olabilir mi? Bu kod elleri gitmedi. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Tamam biz de çıkalım Altay hadi. Ben bırakayım sizi. Yok ya yok yok. Biz bugün de kuzimle takılıyoruz. Tamam Yağmur bak sana kargo gelmiş oraya koydum tamam mı? Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz.